Megamek'ten herkese merhabalar. Olaylı ve çarpıcı magazin haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlayalım. Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle ünlenen Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la yaşadığı aşkla uzun süre gündem olmuştu. Bu aşkı geride bıraktığı iddia edilen Gülsim Hanım'ın adı MasterChef All Star yarışmacılarından Hasan Biltekin'le anıldı. Ama normal bir aşk iddiası değil bu. Etrafı ihanet kokularına bürüyen bir aşk iddiası. Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Hülya Acar'la evlilik yolunda ilk adımı 2022 yılında atan Hasan Biltekin, nişanlısını Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlayan Gülsim Ali İlhan'la aldattı. 2 ay önce Kapadokya'da bir etkinlikte tanışan Gülsim Ali ve Hasan Biltekin'in 3 gün boyunca birlikte vakit geçirdiği iddia edildi. Biltekin'in nişanlısı bu durumdan şüphelenmeyle kalmadı, nişanlısı ve ünlü oyuncunun mesajlarını ve bazı özel fotoğraflarını yakaladı. Bu durumun ardından nişan yüzüğünü atarak Gülsim Ali'ye nişanlı bir insanla nasıl birlikte olursun ifadelerinin yer aldığı bir mesaj attı. Hasan Biltekin'in ise nişanlısına bu mesajlar için sert çıkıştığı da iddialar arasında. 5 yıl önce Erol Sebepçi ile nikah masasına oturan şarkıcı Atiye ikinci kez anne oldu. 2019 yılında Ferah Feza adındaki kızını kucağına alan şarkıcı önceki akşam ikinci kızına da kavuştu. İlk kızının isminden sonra ikinci kızına ne isim vereceği merak konusu olan Atiye bu kez biricik kızına Neva adını verdi. Harbiye açık havada beyaz peruğu ve mor kombiniyle dikkat çeken Yıldız Tilbe hem kendi coştu hem de hayranlarını coşturdu. Tilbe'nin konukları arasında Yılmaz Morgül de vardı. Tilbe'nin sahneye davet ettiği Morgül Tilbe'ye aşkını haykırdı. Hayatımda aşık olduğum tek kadın, ruhuna, kalbine aşığım sözleriyle Tilbe'ye hayranlığını dile getiren Morgül, içinden geçeni, kalbinden geçeni hemen söyleyen insan. Diyorum ya, gökyüzünde istedikleri kadar milyonlarca yıldız olsun ama bizim yıldızımız bir tane. Sözleriyle Tilbe'ye övgüler yağdırdı. Bambaşka Biri dizisinde savcı karakterine hayat veren Hande Erçel yine mimikleri ve oyunculuk performansından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak oyuncunun ikinci bölümdeki ağlama sahnesi izleyicilerden geçer not almış ve oyuncu için bu sefer olmuş, hakkını yememek lazım yorumu yapılmıştı. Tabi bu performansını beğenmeyen ve bu sefer diye dalga geçen de olmadı değil. Ama oyuncumuza adını sanını unuttuğumuz Tolga Karel'den destek geldi. Ya arkadaş, siz bu kızdan ne istiyorsunuz sözleriyle Hande Erçel'in fotoğrafını paylaşan Karel, milyonlar takip ediyor diye rol veriyorsunuz. Sonra ortaya atıp halkın önünde perişan ediyorsunuz ifadelerini kullandı. Sen de sus zaten, yaprak dökümünden sana sinirliyim. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.